Çabalıyor böyle, anladın mı? Çok rahat, yapabiliyor ama... Hadi kaldır bakın boyun. Boyunu kaldır kızım, şöyle kaldır boyunu, tamam mı? Tatlım bak, böyle indir. Kameraya bakabilirsin. Evet, sen kameraya alışkansan olurum benim. Elimi de sıkar. Bak elimi sık olurum babacığım. Kaldır elini şöyle yukarı. Değil mi? Tut elini, sıkabilir misin? Elimi sık da bir sene. Bak bak bak, bak Muhittin gördün mü? Benim oğlum artık her şeyi yapabiliyor. Ama ha, işte iyi bir fiziğine. 2017 Aralık'ın 9'unda trafik kazası geçirdi. Kuzumla 3 senedir uğraşıyoruz. Koşturuyoruz. Ankara'ya götürdük eğitim araştırma hastanesine. Biraz orada muayene oldu. Daha sonra şehir hastanesine götürdük, Ankara şehir hastanesine. Şu anda oğlum kanla mamayla besleniyor. Oksijen tüpü 1 ve 2. Bazen vermiyoruz, bazen veriyoruz. Oksijenle telafi ediyor kendini. Nefesini öyle alıyor. Ayakları yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Çok şükür Allah'ın büyüğüne, şükürler olsun. Ayağını çekebiliyor, elini sazını tutabiliyor. Benden, baba bana şarkı söyle, saz çal. Bunlar artık bilinç olarak açıldı. Onun için yavruma yardım istiyorum. Kuzumu iyi bir yerde götürüp muayene ettirmek istiyorum. Benim tek kuzum bu. Canımın içi. Oldu kuzum. Boyunda kırık oluştu. Omurilikte hafif bir ezilme olmuş. Hocalarımıza görüştük. Ama bunlar toparlar zamanla. Bu zaman sabır, sabır, sabır diyorlar. Ama biraz da bakım, iyi bakım. Dışarıdan fizikçimiz geliyor. Allah bingere razı olsun. Kendi kardeşi bilgileniyor. Arkadaşından geliyormuş. Programdan çıkıyor. Arkadaşından gelirken. Oradan çıkarken bir tane araç orta göbekten çocuğun ön tarafından radyatörün oradan vurmuş. Boyunda kırık oluşuyor. Kalbi duruyor. O arada masajda falan kendine getiriyorlar. Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüyorlar. Orada ilk müdahaleyi yapıyorlar. Orada müdahale yaptıklarında yoğun bakım sıkıntısı olduğu için sabah saat 5'te yoğun bakım bulabildik Manisa'da, Celal Bayar Üniversitesi'nde. Sabah saat 5'te götürdük. 7.30'da yoğun bakım aldılar Tayfun'u. Ondan sonra süreç başladı. Allah'ın bir güne şükürler olsun. Onu da atlattık. Kendine geldi. Ameliyatın oldu. Başarılı bir ameliyat. Hocamızdan Allah bir kere razı olsun. Bak şimdi. Kim kızım bu? Sensin değil mi babacığım? Evet. Hadi söyle. Söyle babacığım. Söyle. Özlemeyen başın ey dost dumanlı dağlar. Gözlerin yaşlı da yar yar içim. He. Değil mi? Şu aslında kendisinin bize... Kalkacak mı? Ama... Aferin benim oğlumu. Aferin benim kuşumu. Oynat bakalım. Elimi tutmaları falan bunlar hep. Ne kadar çok uğraştım kuzumla. 3 buçuk sene oluyor. 3 buçuk seneye geliyor. Çok uğraştım. Elimde olanaklarım vardı. Arsam vardı, arsam sattım. Bankadan kredi çektim. Kredi kullanıyoruz. Medikal çok pahalı. Yüzümüz yetmiyor. Tükendik artık. Bittim. Ben emekliyim ama maaşımı zaten kesinti verilen sıfır. Ev kirası. Şu bu derken sıfırdayız. Yani oğlumuza elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Boynumuzu bükmeden her taşın altına kafamı sokuyorum. Bu şekilde bir baba olarak da çok uğraşıyorum yavrumla. Devlet büyüklerimizden bugüne kadar harcadığım de söylemek isterim ama söyleyeyim. Belki 500 bin lira. Sattım, savdım, hiçbir şeyim yok zaten. Olanaktan, babadan, anadan bir şey kalmamış.
kendi gücümle bir takım yaptıklarımı çocuğum harcadım, bitirdim. Bittim. Buraya kadar tükendim. Onun için devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Soğuk yerde kalamaz. Şimdi Tayfun'u elektriğin gittiğinde ona göre cihazlarımız var. Cihaz aldım içeriye. O cihaz anında bu makineler o cihaza çalışıyor. Elektrik bazen gidiyor. Çaresiz kalıyoruz biliyor musunuz? Mecbur onu cihazı takıyor. Tayfun'un mamasını veriyor. Aç gözünü. Bu da bizim sinemaz. Fizikçi. Efendim sana.